Herkese merhaba. Sabah akşama kavuşturmak videolarının birinde daha birlikteyiz. Bugün elektrikli, tek gözlü ocağı sökümünü göreceğiz ve tamir etmeye çalışacağız. Arızalarını göreceğiz arkadaşlar. Elektrik ocağımız tek gözlü ve 1000 watt gücünde. Biraz hırpalanmış, şekli bozulmuş. Bunu tamir etmeye çalışacağız arkadaşlar. Hemen sökelim arkadaşlar üst kısmını. Arkadaşlar söktük. Şimdi bunun kontrollerini yapıp onarmaya çalışacağız. Burada arkadaşlar rezistans bağlantıları, ampülümüz var. Burada olacak. Açıp kapanma, güç kablosu, güç kablosuna itibaren bunları şimdi arkadaşlar kontrol edelim. Burası da rezistansları, rezistans bağlantı yerleri. Test konumunda aldık. Buraya kadar elektrik gelip gelmediğini kontrol edeceğiz. Kablo sağlam. Burada bir sıkıntı var. Buraya gelmiyor. Toprağını ölçelim. Toprağı sağlam. Mavi kablo bir uçtan bağlantı var. Kısa devre yok ama kahverengi kablo ucunda bir temassızlık var. Buradan arkadaşlar rezistansımızı da ölçelim. Sonra kabloya bakacağız. Direnç konumunu aldık. Rezistans uçlarından rezistansı ölçüyoruz. 51.6 ohm. Rezistans 51.6 ohm görünüyor. Öncelikle elektriği vereceğiz arkadaşlar. Sonra da kontrol edeceğiz. Çalışırsa temizliğini yapıp düzeltip onarımını bitireceğiz. Burada bir zayıflık var. Evet, kopuk yer. Arkadaşlar burası. Bir ölçümünü yapalım. Evet. Arkadaşlar biraz da şansımızın etkisiyle kabloktaki kopuk yeri tespit etmiş olduk. Hemen kabloyu kısaltarak orijinal kablosunu kullanacağız yine. Genelde kablo içerisindeki kopukluklar oynak yerlere, bağlantı yerlerine yakın yerlerden oluyor. Bu kablonun mesela orta yerinden değil de kenarına temas eden yerlerden, bağlantısına yakın yerlerden çok oynayan
hareket eden yerlerden kopma ihtimali daha yüksek. Öncelikle oraları kontrol edebiliriz arkadaşlar. Ben de bu düşünceyle buraya baktım ve zayıf olan yerden, şüphelendiğimiz yerden kablo bağlantısını bulduk. Öncelikle takıp deneyeceğim. Öncelikle test edeceğim arkadaşlar takıp. Sonra gerekli temizlik ve bakımı yaparız. Rezistansımız sağlam. Buraya kadar artık kablo bağlantılarımız da sağlam. Toprak attı. Evet. Ampulümüz şöyle dışarıdan görecek şekilde olsun. Şurayı da sağlamlaştıralım. Evet. Burası da tamam. Şimdi test amaçlı çalıştıralım. Elektriğimiz geldi. Güç ampulümüz, güç lambamız yandı. Evet, ocağımız ısınmaya başladı. Şimdi temizliğini yapacağız. Eksik vidalarını tamamlayacağız. Buradaki güç lambasının kapağını bir şekilde, uygun bir şekilde yapacağız ve kullanıma hazır hale getireceğiz. Temizliğini yapalım, gelelim. Ocağımızın temizliği bitti. Buradaki ışık haznesi kopmuştu. Ona mika yapıştırarak ortasını deldik ve silikonla sabitledik. Bu da sağlam oldu. Artık ikaz ışığı sabit yerinde kalacak ve yanacak. Şimdi kablosunu monte edelim. Kablosunu monte ettik. Komutatörünü sabitledik. Gevşemiş yerlerini sıktık. Şu anda kapağını kapatmaya hazırız. Arkadaşlar toplamamız tamamlandı. Anahtarını da takıyoruz. Şimdi deneyelim. Taktık sıfır konumunda. Güç ışığı yanmadı. Bir konumuna getirdik. 2, 3, 3 ışığı sabit yerinde yanıyor. Komutatör çalışıyor.
ve ocağımız ısınıyor. Arkadaşlar bugün aşırı derecede hırpalanmış, vidaları gevşemiş ve çalışmayan bir elektrikli ocağa sökümünü gördük, sökümünü yaptık. Komutatörü, rezistansı kontrol ettik, çalıştığını gördük. Güç kablosundan bir tanesinin içten koptuğunu tespit ettik. Bunun da bu tip kopmaların daha çok böyle oynak yerlerden, cihaza yakın veya fişin, erkek fişin bulunduğu yere yakın yerlerden olabileceğini düşünerek oradan arızanın olduğu yeri tespit edip aynı güç kablosunu kullandık ve çalışır duruma getirdik. Sabaha akşama kavuşturmak videolarımızın birinin daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.